Herkese günaydın. Dün söz verdiğimiz gibi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Dikmen kapısına doğru yoldayız ve oradan İçişleri Bakanlığı'na yürüyeceğim. Yanımda bir tek arabayı süren şoförüm ve koruma polisim var. Yürüyüş sırasında da koruma polisimin dışında kimse olmayacak yanımda. Tek başıma bakanlığın önüne gidip orada dün bana ve aileme küfreden Süleyman Soylu'yu davet edeceğim dışarıya. Ve bunu da Zafer Partisi Genel Başkanı olarak yapmıyorum. Bunu Profesör Doktor Ümit Özdağ olarak da yapmıyorum. Bunu rahmetli Muzaffer Özdağ oğlu ve 87 yaşındaki annem Gönül Özdağ adına yapıyorum. Süleyman Soylu'da da zerre kadar erkeklik varsa çıkar, benim ona söyleyeceklerimi dinler. Ama aynı zamanda bu bakanlık önünde de Zafer Partisi'ne karşı karanlık koridorlarda düzenlenen bir provokasyon çalışmasını da Türk milletiyle paylaşacağım. Biz Türk'üz ve Türk kalmaya devam edeceğiz. Türkiye'de Türk milletinin vatanıdır ve Türk milletinin vatan olarak kalmaya devam edecek. Hiçbir emperyalist proje Türk milletinin vatanını bölemeyecek ve bu ülkeyi bir iç çatışma tuzağına çekemeyecek. Buradan dönün Bekir. Sola dönün. Buradan yukarı çıkıp şeye girmeyelim efendim. Ha? Bakanlığın önüne girmeyelim. Hayır oğlum, buradan ineceğim. Burada ineceğim. Tamam efendim. Tamam. Meclisin şeyinde mi indireyim efendim sizi o zaman karşısında? Evet. Tamam. Meclis şurada. Tamam. Yukarıda bekliyor basın. Yukarıda mı? Tamam efendim. Gördüm. Ali Bey, başkan. Arkadaşlar, yalnız bana yer açın. Tamam. Oradan ayrılma. Bak adamı sıkıştırıyoruz. Sakin sakin. Bir içi kırıyor. Birazcık. Sakin. Hasan. Hasan. Yapacak adamı. Hasan.
Abi yine telefonları bir indirin arkadaşlar. Genel başkan hesabı. Tamam. Bakın ben açılamam arkadaşlar. Var mı? Sakin ben İçişleri Bakanlığı'na Yavuz telefonunu çek. Yavuz telefonunu çek. O zaman abi mikrofon kapalı. Görüşürüz istersen. Yavuz basın açıklaması İçişleri Bakanlığı'na. Telefonlar indirin. Abi mikrofon kapalı. Orada hiçbir şey yok. Burada yapalım isterseniz basın açıklaması. Bakın siz milletvekilisiniz. Mecliste de sektör yapıyorsunuz. Basın mensubu arkadaşlar burada aşağı almayacağız. Arkadaşlar. Aşağı almayacağız. Arkadaşlar bakın şimdi şey alıyorum. Telefonları indirir misiniz? Beni buradan yürüte gelmeyin. Yavuz. Yavuz beni engellemeyin. Ya abi beni engellemeyin. Bu düzeni burada alalım sayın vekilim. Süleyman bak Süleyman sana polis arkadaşların arkasına telefon indirir. Süleyman polis arkadaşların arkasına saklanma. Bu arkadaşlar Türk milletinin çocukları, senin bodyguardların değil. Bunların çoğu benim öğrencim. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum adam. Bravo! Onun için bu çocuklar da başkanı duymuyoruz. Arkasına saklanıp beni burada durdurma. Nazım. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek. Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Ve şimdi Zafer Partisi'ne karşı bir komploya imza atıyorsun. Adam, bir adım geri gelsin. 6-7 yılda nasıl Zafer Partili görünen tiplerle olay çıkartacağını biliyorum senin. Geliyorum Süleyman bekle. Arkadaşlar, basın mensupları siz gelmeyin, ben gidiyorum. Basını durdurun ben de. Sayın vekil, bakın bunu sağlayamıyorum. Samet, korkala gidin. Korkala gidin. Sakin. Beyler sakin. Yavaş. Engin abi geldi ya. Engin abi. Mert. Kolum yoruldu biraz. Lütfen yapmayın bunu. Şimdi arkadaşlar. Partilerin de sahip çıkın lütfen. Bize saldırıyorlar. Bize saldırıyor partilerin lütfen. Sen girebiliyor musun? Gel sen fotoğrafı alsana. Türkler yer oldu Türkler! Türkler yer oldu!
Arkadaşlar izin verin. Güven abi. Güven abi. Sayın başındaki arkadaş. Güven abi. Güven abi. Bırak beni sen. Müsaade et. Hocam. Kardeşim arkadaşlar zorluk çıkartmayın. Arkadaşlar geriye gidin. Açılın biraz. Beyler açılın. Beyefendi, beyefendi izin verin. İzin verin. Tamam gel şey. Gel. Pardon izin verir misiniz? Genel başkan. Genel başkan hesabı. Tamam güvenliği sağlayalım. Çevredeki kılıbın emniyetini alalım. Emniyetini alalım. Güvenliği açın. Bakın. Aynı sıkıntı. Arkadaşım o mikrofonu bir ağzıma sokma ya. Sokmayın. Müsaade edin. Efendim bu tarafa. Tamam Arafa. Tamam. Yılmaz çekil önünden. Arkasına geçin. Arkadaşlar arkasına geçin genel başkan. Tamam. Buyurun. Abi çıkın önümden. Uzun. Önümden çekil. Abi beni. Gel ya seni gitmeyelim. Partili arkadaşlar genel başkan. Tamam oldu. Arkasına genel başkanın arkasına geçin. Beyler bir geri çıkın Allah aşkına ya. Yavuz. Yavuz önümden çekil. Yana. Ya hayatı bir atayım ya. Siz önüne çekilirsiniz. Açıklama yapıyorsun. Kolunu görmüyor. Eğilin. İçine koyma. Arkadaşım seni de kimse görmüyor ya. Arkadaşlar bir durursanız açıklama yapacak. Bir saniye. Başkan. Ya ne yapıyorsun? Genel başkan ne sen? Bana bir nefes yok mu lan abi? Ne kolunu koy? Buraya gazeteci var bak onu engelliyorsun. Bir saniye. Allah koyma. Niye yanıyorsun abi? Engelliyorsun sen. Engelliyorsun. Ya sen geliyorsun. Sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Bir müsaade edin. Olmaz arkadaşlar. Sakin olun. Arkadaşlar. Şunu biraz indir ya aşağıdan. Lütfen tamam. Arkadaş başım giriyor ya. Şu beyefendi iyisin ya. Şu arkadaşlar. Çekil çekil. Be. Sen de biraz iyi. Sen de biraz iyi arkadaşlar. İha indir İha şuna. Ya İha insanın. Sakin olun. Abi elini çeker misin? Verin mikrofonları verin. Gelen arkadaşlar. Kardeşim aşağıda altta. Herkes engelli. Verin mikrofonları. Verin bana. Şunları verin ya. Arkadaşlar. Abi elini çek, elini çek. İyi misin? Madem öyle. Zafer Partisi. Ümit Bey. Zafer Partisi. Bundan 7 ay önce kuruldu. Ve 7 aydan bu yana ülkemize yönelik örtülü bir istilanın 8 milyona aşan Suriyeli, Afgan Allah Allah. Ve Orta Doğu'nun değişik ülkelerinden Türkiye'ye yönlendirilen insanlar tarafından Türkiye'nin gündemine getirdiği ya, indir ve getirmeye devam edecek. Ya. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin sığınmacılar ve kaçaklar ülkelerine dönsünler iradesini siyasette temsil ediyoruz. Gerek Saray İttifakı, gerek AK Millet İttifakı'ndan farklı olarak dönünlü dönerler, onlara ev yaparız dönerler demiyoruz.
Burası dünyanın Luna Park'ı değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesiyle vatanlarına yollayacağız diyoruz. Bu politikamız hem AK Millet İttifakı yani sarı muhalefetin dengesini bozdu hem de sarayın dengesini bozdu. Gördünüz Erdoğan bir ay içerisinde yollamayacağım noktasından şimdi 1 milyon kişiyi yollayacağım noktasına geldi. Tabii bu da bir seçim tuzağı. 1 milyon kişiyi sınırın hemen ötesine yerleştirecek, seçimden sonra geri alacaklar. 500 bin kişi falan da yollanmadı. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 100 bin. Peki Zafer Partisi'ne kızgınlığın nedeni neden? Çünkü sarı muhalefet bu konuyu iktidarla anlaştığı için gündeme getirmiyordu. Türk milletinin iradesini temsil etmiyordu. Zafer Partisi bu konuyu gündeme getirdiği için şimdi Süleyman Soylu'nun liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı bir komplo kuruluyor. Bu komployla ilgili birkaç gün önce genel merkezimize bana ziyarete gelen bir polis memuru bilgi verdi. Kimlerle telefon konuşmasının kimin yaptığını, bu komploda kimlerin görev alacağını öğrendim. Başka kaynaklardan da bunu teyit ettim. Zafer Partili gibi görülen hesaplar üzerinden 5-6 ilde karışıklık çıkartıp bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Biz tuzağa düşmeyiz. Atamanlar grubu diye bir grup var. Sağda solda eleman Suriyeli dövüyorlar, Afgan dövüyorlar, bunu Facebook'larda yayınlıyorlar. Bir ay önce bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bundan 2 gün önce ya 3 gün önce biz kapattık dediler, dağıldık dediler. Anladık ki arkasında bunun karanlık odaklar var. Kimle bağlantılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Özetle dün Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret bir şeyiydi. Şimdi bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyarak İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim ve Soylu'ya çağrıda bulundum. Soylu, korkma. Ya sen Karadeniz oğlusun. Karadeniz uşağız. Ofluyum diyorsun. Ben ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen oflu değil misin? Kofluymuşsun. Bunu netlemiyor gibi ya. Sen korktuk kardeşim. Ya ben tek başıma geliyorum. Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun? Bana karşı yapmış olduğun girişimlerin yıllardan beri farkında değil miyim? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan Visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman, senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi er mi yaman bey mi yaman. Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme. Her provokasyon girişimini ağzından içeri tıkarım seni. Hepinize teşekkür ediyorum. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü. Bütün dünya gördü. Ümit Özdağ'ın karşısına çıkamadı. Bravo. Bravo başkanım. Evet. Açalım. Açalım. Yılmaz yapacağınız işi. Gazeteci arkadaşlar artık rahat bırakın. Arkadaşlar bir açılın da yürüyebilelim. Başkan yürüyelim.
Arkana yap. Gel. Arkadaşlar. Bayram abi. Bayram abi gel. Gel Bayram. Gel Bayram. Etraftan dolan. Dolan etraftan. Dolan dolan dolan. Özgür. Bir bak şeyde bırakıyorsan bir bakım arabası var. Araba bu değil ki. Bu değil araba. Yavuz. Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na yürümek istedi. Ancak emniyet güçleri güvenlik gerekçesiyle buna izin vermedi. Özdağ basın açıklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geldi. Beyler ne yapalım? Arkadaşlar. İzin vermedi diyor. Süleyman korktu. Gerçekten. Süleyman. Yusuf. Ben de bayram arkandayım. Tamam. O makamdan oldu. Onun dışından ikisi gibi var. Polisin kaynaklarını şahsi emelleri için kullanıyor. Bu siyasi şantajlar için kullanıyor. Bunu bütün Ankara biliyor. Kimse söylemiyor. Ama şimdi ben söylüyorum. Tamam mı Süleyman? Sen bir korkaksın. Eğer zerre kadar erkekliğin olsaydı bugün burada olurdun. Bugün burada olurdun. Odana saklandın. İstanbul'dan bile polis getirdin. Ayıp sana. Sen mi terörle mücadele edecektin? Hani Murat Karayılan'ı getirecektin? Ha? Hani Murat Karayılan'ı getirecektin? Bak hala orada. Beyler çık çık. Oradaki gerginlik ver oğlum. Yürüme yürüme. Makineyi kurtarayım. Orada.